Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada verilmemiştir? A şıkkına bakalım. Kişileri günün yorgunluğundan kurtaracak etkinlikler onların daha sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Bu cümlede aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmamış. B şıkkına bakalım. Barınma ihtiyacı ekonomik durum ve coğrafi koşullara göre ev, barınak veya büyük apartmanlarla karşılanabilir ev, barınak, apartman gibi sözcükler aynı kavram alanına girer. C şıkkı deterjan, parfüm, şampuan gibi sözcükler aynı kavram alanına girer. Bunlar bakım ürünleridir. D şıkkı birçok canlı insanlardan uzak yaşamayı tercih ederken örümcekler ve karıncalar bunlar da aynı kavram alanına giren sözcüklerdir. Doğru cevap A şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler soyut anlamda kullanılmıştır? Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız sözcüklere soyut, bir tanesiyle bile algılayabildiğimiz sözcüklere somut sözcükler diyoruz. Bilgisayarların çoğalmasıyla daktilolara olan ihtiyaç azaldı. Daktilo somut bir sözcüktür. Onu görebiliriz, ona dokunabiliriz. Papağanların sesleri taklit etme ve öğrenme becerisi vardır. Beceri soyut bir sözcüktür. Şehirlerde baharlar sadece takvim yapraklarına geliyor. Takvim burada duvarlara astığımız birden fazla sayfadan oluşan şeydir arkadaşlar. Onu da görebiliriz, ona dokunabiliriz. Somut bir sözcüktür. Gençlere kitap okutmak için ucuz kitap sağlamak sorunu çözmüyor. Sorun kelimesi soyut bir kelimedir. Soyut anlamlı olan kelimeler sorulmuştu bize. Doğru cevap 2 ve 4 C şıkkıdır. Yansıma sözcükler cümlede gerçek anlamlarından ve ses taklidinden uzaklaşarak mecaz anlam kazanabilir. Buna göre hangisinde açıklamayı örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır? A şıkkı boş dükkanda sinek vızıltısından başka bir şey duyulmuyordu. Burada vızıltı kelimesi Yansıma sözcük olarak kullanılmış ve gerçek anlamlı bir kelime. Gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlam kazanmamış. B şıkkı ocakta fokur fokur kaynayan tencere. Fokur fokur yine bir sestir ve gerçek anlamda kullanılmış. C şıkkı işler tıkırında gittiği için keyfi yerine gelmiş. Tıkır kelimesi normalde yansıma bir sözcük arkadaşlar. Fakat burada yol kelimesinin yolunda kelimesinin yerine kullanılmış işler yolunda gittiği için. E, dolayısıyla mecaz anlam kazanmış. Şimdi şırıl şırıl akan o dere şırıl şırıl bir sestir. Bu cümlede de ses olarak kullanılmış, gerçek anlamda kullanılmış. Doğru cevap C şıkkıdır. Hangisinde sözcükler genelden özele sıralanmıştır diye soruluyor. A şıkkına bakalım. Tenis, masa tenisi, tüy top. Gençliğimde ilgilendiğim sporlardır. Spor bunlardan daha genel bir kavram olduğu için burada özelden genele doğru bir gidiş var. B şıkkına bakalım. Her yere tek tek baktım ama mavi çorabımı bir türlü bulamadım. Burada özelden genele ya da genelden özele doğru bir gidiş söz konusu değil. C şıkkı Boğaz, Adalar ve tüm tarihi yarımada İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken yerlerdir. Yine özelden genele doğru bir gidiş var. Çünkü buradaki bahsedilenler İstanbul'un içinde bulunuyor. İstanbul bunların hepsini içine alıyor. Özelden genele. Ötücü kuşlar arasında sayılan Kanarya etrafında olanlara karşı duyarlı bir yaklaşım içindedir. Arkadaşlar Kanarya bir kuştur. Kuş ondan daha genel bir kavramdır. Burada genelden özele doğru bir gidiş var. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı iken cümle içinde soyut anlam kazanmıştır. A şıkkına bakıyoruz. Hayatındaki sorunları çözmek için daha akıllıca yollar denemelisin. Yol normalde somut bir kelimedir. Üzerinde yürüdüğümüz, araba kullandığımız yol somut bir kelimedir. Fakat burada yöntem anlamında kullanılmış ve soyut bir anlam kazanmış. B şıkkı uzun boylu, dalgalı saçlı genç bir adam tekneye doğru koşuyordu. Dalgalı kelimesi burada somut olarak kullanılmış. Sonuçta saçın dalgalı olduğunu görerek anlarız. Ee, ve yine... Somut anlamıyla kullanılmış bu cümlede herhangi bir anlam değişikliğine yani soyut anlama kayma söz konusu değil. Merdivenin başında oturmuş ablasının okuldan dönmesini bekliyordu. Merdivenin başı yine somut bir kelimedir. Burada da somut anlamda kullanılmış. D şıkkı bazen hiç tanımadığımız insanların yardımlarıyla hayatımız yön değiştirebilir. Yardım kelimesi soyut bir sözcüktür. Burada da soyut anlamda kullanılmış. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan altı çizili sözcük nitel anlamlıdır? Arkadaşlar herhangi bir araçla, bir aletle ölçülebilen sözcüklere nicel diyoruz. Ölçülemeyenlere nitel diyoruz. A şıkkına bakalım. Büyük paketleri taşımakta zorlanan bir paketin büyüklüğü ölçülebilir. Bu sözcük nicel bir sözcüktür. Yarı karanlık dar sokaklardan geçerek e, sokağın darlığı genişliği de ölçülebilir yine nicel bir sözcük çok güzel şarkılar söylendi şarkının güzelliği ölçülemez Dolayısıyla bu sözcük niteldir kalabalık bir topluluğun içinden kalabalık ölçülebilir sayarak e, ölçebilirsiniz arkadaşlar bu sözcük de nicel bir sözcüktür doğru cevap C şıkkıdır hangisinde ağır sözcü nitellik nicellik yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır? Ölçebildiklerimize, sayabildiklerimize nicel diyoruz. Ölçemediklerimize nitel diyoruz. A şıkkına bakalım. Bunca ağır sözler. Bir sözün ağırlığı ölçülemez. Dolayısıyla bu sözcük niteldir. Kucağına aldığı ağır taşı güçlükle evin arkasına doğru taşımaya çalışıyordu. Taşın ağırlığı ölçülebilir. Bu sözcük niceldir. Eğitimin neferleri olan öğretmenlerin özellikle bu dönemde çok ağır sorumlulukları var. Sorumluluğun ağırlığı ölçülemez. Niteldir. Dernek üyeleri ağır adımlarla adımın ağırlığı ölçülemez. Niteldir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangileri doğadaki seslerin taklidi yoluyla oluşturulmuş yansıma sözcüklerdir? kapının gıcırtısı Evet arkadaşlar gıcırtı kelimesi kapının kapanırken çıkarttığı sestir ve yansıma sözcüktür. Gözlerindeki ışıltı insanın gözü parlarken veya herhangi bir şey parlarken ışıl ışıl veya ışıltı ışıltı diye ış ış diye ses çıkarmaz. Bu sözcük yansıma sözcük değildir. Şakaklarına düşen bir iki tutan beyazlık. Başımızın iki yanına şakak diyoruz arkadaşlar. Bu sözcükte yansıma sözcük değildir. Yansıma kelimesi de yansıma sözcük değildir. Herhangi bir şeyin ses olarak karşılığı değildir. Bir şey yansıma yansıma diye ses çıkarmaz. Fakat göğüs hırıltısı derken hırıltı yansıma sözcüktür. E, hepimizin boğazından bu ses, göğsünden bu ses e, çıkmıştır zamanında arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıda çıkabilir, ses kısıklığına çıkabilir, uyurken çıkabilir. Yani bu bir sesin karşılığıdır. Doğru cevap 1 ve 5, B şıkkıdır. Hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada kullanılmıştır? Kış mevsimi Şubat'ta kendini daha mı çok hissettirir? Arkadaşlar, kış ve mevsim aynı kavram alanına girer. B şıkkı balık tutmaya gittiğimde seni de götüreyim mi? Aynı kavram alanına giren kelime yok. C şıkkı kahveyi heyecandan habire karıştırıyordu. Aynı kavram alanına giren kelime yok. D şıkkı beste yeni aldığı tabloyu duvara astı. Burada da aynı kavram alanına giren kelime yok. Doğru cevap A şıkkı. Hangisinde altı çizili sözcük özel anlamda kullanılmıştır? Sinemanın da tiyatro gibi toplum için eğitici, didaktik ve yansıtıcı yönleri vardır. Tiyatro kelimesi burada bütün tiyatroları e, kapsayıcı şekilde kullanılmış. Genel anlamlı bir sözcük. Yedinci sanat olarak da tabir edilen sinemanın ülkemizdeki gelişimi 60'lı yıllarda başlar. Sinema yine bütün sinemaları e, kapsıyor. Genel anlamlı bir sözcük. Eşkıya 90'lı yıllara damgasını vurmuş ve başarı göstermiş güzel bir sinema filmidir. Burada bir filmden bahsediliyor sadece arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük özel anlamlıdır. Sinema, bale ve opera sanatlarının gelişimi özellikle batıda zannedildiğinden daha ağır süreçlerden geçmiştir. Değişikliğinde sinema, bale, opera gibi sözcükler bütün sinemaları, bütün baleleri, bütün operaları kastettiği için genel anlamlı sözcüklerdir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yansıma sözcükler bazen kalıplaşarak bir varlığın, kavramın veya durumun kalıcı adı olur. Hangisinde yansıma sözcük bir varlığın, kavramın veya durumun kalıcı adı olmuştur? A şıkkına bakalım. Yemeği fazla kaçırınca hıçkırık tuttu ve dakikalarca geçmek bilmedi. Hıçkırık yansıma sözcüktür çıkan sesi hatırlayın. Buna benzer bir ses çıkar. Fakat hıçkırık artık belli bir durumun, belli bir kavramın adı olup kalıplaşmıştır arkadaşlar. Aradığımız kelime hıçkırık kelimesidir. B şıkkına da bakalım. Gece olup herkes uyuduktan sonra çatıdan garip tıkırtılar gelmeye başladı. Tıkırtı yansıma sözcüktür. Burada da yansıma sözcük olarak kullanılmış. C şıkkı binanın girişinde devlet memuru olduğu anlaşılan biri sert adımlarda yürüyordu. Burada yansıma sözcük yok. D şıkkı çantanın içinden bir hışırtı gelince hışırtı kelimesi yansıma sözcüktür. Burada da yansıma sözcük olarak kullanılmış. Doğru cevap A şıkkıdır. Kavramlar anlam kapsamına göre özel veya genel anlamlı olabilirler. Örneğin ağaç kavramı çınar kavramına göre daha geneldir. Çünkü tüm çınarlar birer ağaçtır fakat tüm ağaçlar çınar değildir. Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin aşağıdan yukarıya doğru özelden genele sıralaması doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar balık bir canlı değil midir? Evet. O zaman canlı balığı da içine alır. Yani canlı kelimesi balıktan daha genel bir kelimedir. O yüzden A şıkkı doğru cevap olamaz. B şıkkına bakalım. İstavrit bir balıktır. Balık bir hayvandır. Hayvan bir varlıktır. Ama arkadaşlar bütün varlıklar canlı değildir. Burada varlık kelimesi canlı kelimesinden daha geneldir. O yüzden B şıkkını da elememiz gerekir. İstavrit bir balıktır. Balık bir hayvandır. Hayvan bir canlıdır. Canlılar da birer varlıktır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım. Varlık kelimesi buradaki Kavramların hepsini içine alır. En genel kavram varlık kelimesidir. Bu yüzden D şıkkı da doğru cevap olamaz.